İyi akşamlar sevgili takipçilerim. Herkese iyi pazarlar diliyorum. Cumartesi günü çok güzeldi. Muhteşem bir hava vardı İstanbul'da. Tam böyle e, kışın ortasında yazı yaşadık. Çok güzeldi böyle. Muhteşem bir havaydı. Anlatamam. Keyifli bir havaydı. Bugünse kasvetli, kapalı, hafif yağmurlu bir hava var arkadaşlar. Ama e, artık mevsimler de değişti. Farkında mısınız? Kışın ortasında bir gün bir anda yazı yaşıyorsunuz. Yazın bir anda fırtınalar e, esiyor, yağmurlar yağıyor. Enteresan mevsimler değişiyor arkadaşlar. Bir şeyleri kurcaladılar, bozduk, doğayı yıprattık o kesin. E, son iki videomuz çok izlendi arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum ilginize, göstermiş olduğunuz ilgiye, o güzel yorumlara. Binlerce kez teşekkür ediyorum. Bazen duygusal, bazen sert. Bazen hafif tatlı eleştirel, bazen böyle iğneleyici mesajlar çok güzel. Hepsini beğeniyorum, hepsini seviyorum. Ee, bunları söylüyorum sizlere. Ee, ne de nasıl diyeyim, şey yapmak için, e, hoşlanmadığım bir şey anlatmak için söylemiyorum. Olumsuz da olsa e, onlardan etkileniyorum. Okuyorum ve keyif alıyorum, onu söyleyeyim öncelikle. Ve o güzel mesajlardan bir tanesi, ay canım benim, dün video çekmediğim için yapamadım. Ee, Almanya'dan bir takipçimiz çok değerli ee, Nur Sen cansever canım doğum günün kutlu olsun yeni yaşında Allah sana mutluluk sağlık huzur bolluk bereket ne istiyorsan versin bir tanem ay canım benim Nur Sen kız ta Almanyalardan ne var oralara gittin şurada şöyle komşumuz olsa gelirdin bir kahve içerdik ayol <laughs> ...Nursan Cansever demiş ki... E, ...abla ben Almanya'da yaşıyorum... ...bu aralar e, 10 Aralık'ta doğum günüm... ...benim için kutlarsam... ...burada yalnız yaşıyorum... ...benim için moral olur demiş... ...ah morallerin en büyüğü senin için olsun... ...insanın tabii ki e, bir nevi... ...doyduğu yer e, memleketi oluyor arkadaşlar... ...bazen zorunluluklar... ...bazen e, gerekler... ...insanları gurbette yaşamaya itiyor... ...yapılacak bir şey yok... ...ama... Nurcancığım bazen de şimdi popüler oldu. Ay alın size Almanya diye TikTok'ta şu Almanya'nın sessiz, sokaklarda insan yok, kimse yok. Alın size Almanya sadece soğuk, soğuktan başka yok diye e, mesajlar paylaşıyorlar ama insan gerçekten alıştığı yeri soğuk da olsa benimsiyor ve seviyor bir müddet sonra. Nere neresiyse eğer yaşadığınız yer arkadaşlar. Ama ben e, ne bileyim memleketimden başka bir yerde yaşayamam diye düşünüyorum. Mecbur kalırsam tabii ki yaşarım ama e, çok alıştım ya ne bileyim hele de yaş ilerledikten sonra farklı bir dilin, farklı bir kültürün olduğu yerde o yabancılığı yaşamak gerçekten zor. Gurbetçilerimizin Allah yardımcısı, yardımcısı olsun. Tüm Avrupa'daki ve e, farklı farklı ülkelerdeki hepinize teşekkür ediyorum. Çok şaşırıyorum. Özbekistan'dan yazan var, Azerbaycan'dan yazan var, Amerika'dan yazan var. Ee, Avrupa'nın çeşitli e, İsviçre'den yazan var, hatta Portekiz'den yazan var. Ne kadar çok yerden izleniliyoruz ve takip ediliyoruz ve çok mutlu oluyorum. Çok teşekkür ediyorum hepinizin ilginize, sevginize. Bazen ara ara böyle takipçilerimin mesajlarını da okuyorum dedikten sonra konularıma geçiyorum. Simge sahın ee, hasta olduğunu, hatta konser 15 dakika kala konserini iptal edip e, hastane yatağından iyi değilim, çok kötüyüm, e, çok özür diliyorum diye fotoğraf paylaştı. Hakikaten de e, apar topar makyajıyla o yapılı saçıyla hastaneye kaldırılmış. O görüntüsünü paylaşmış. Çünkü 15 dakika kala konser iptal etmek tabii ki e, hem izleyici için kötü hem riskli bir durum hayranların çünkü insanlar eğlenmeye gelmiş kabul edemiyor yani sanatçıların böyle bir maalesef hasta olamazsın çok zor bir iş çünkü herkes kendini o güne programlıyor belki haftada bir gün eğlenecek onun o gününe denk geliyor falan gerçekten sıkıntılı bir durum ama sanatçılar da gerçekten zor kalmadı mecbur kalmadı sürece de böyle bir şeyi yapmazlar. Bir gün benim de birkaç yerde çıktığım dönemde çok enteresan. Oradan oraya koşturuyorum işte. Size boşunuz ne yapsın para kazanacak. Ay Allah'ım sesim gitti. Son saniye geldi konuş. Yani ses yok ama anlatamıyorum. Diyor ki, yok çıkayım ne yapayım söyleyin. <laughs> ses yok. Yani bir insanın da sesinin olmadığı an sahnede öldüğü an. Yani dünyanın en güzel kadını da olsanız bir anda orada silik Yer yarılsa da içine girsem oluyorsunuz gerçekten yani şarkıcıların sesi gittiği zaman çoğu şarkıcı da bunu yaşıyor çünkü o, o şehirden o şehire uçanlar özellikle hava değişimi etkiliyor ses de o kadar nazik bir şey ki yediğinizden içtiğinizden havadan her şeyden etkilenebiliyorsunuz ve bir anda ateşlenebiliyorsunuz hastalanabiliyorsunuz sesiniz gidebiliyor çıksan ne yapacağını düşünsene sesin yok anlayabiliyorum sindiği böyle perişan bir halde <laughs> yazık kıyamam hastane yatağından. Fotoğraf paylaşmış ve çok üzgün olduğunu söylemiş. Ne oluyor bu şarkıcılara? Bir tanesi de bak acaba bizim mi nazarımız değdi? Çok konuşuyorduk Zeynep Bastık'ı biliyorsunuz. Zeynep Bastık da şöyle bir sosyal medyasından paylaşıda bulundu. Ee, ben iki gece önce merdivenden işte kayıp düşmüş zannedersem. Omurga kemiklerinden iki tanesi kırılmış. Ee, ve... E... Ameliyatla değil fakat bir süre korseli şekilde kemiklerin kaynamasını kaynayana kadar istiharat etmem gerekiyor. Ee, ciddi ağrılarım ve harekete bağlı olarak sancı çekiyorum ama iyi olacağım. Bir süre konser ve sivil hayattan e, uzak kalacağını söylemiş ve en çok da bunun için üzüldüğünü belirtmiş. E, lütfen nereye bastığınıza, sağınıza, solunuza dikkat edin. En kısa sürede bomba gibi dönmek üzere sizleri seviyorum diye paylaşıda bulundum. E, sosyal medyada da ve e, magazincilerin sitelerinde de yer aldı. Evet gerçekten bu aralar e, hepimizde bir böyle bir ne derler? Dur, dur düz yolda ayağa takılır mı? İnsanın takılır. Ben de e, balkona her gün paşa bazen e, çişi için çıktığı için su döküyorum. Allah'tan küçük de bir alan olduğu için. Ay bir kaydı ayağım. İnanılmaz cart diye ayrılıverdi <laughs> Allah'tan. Şöyle insanın hani... Ee, bazen eli kanar bir yere kanar da kan derisinin içinde kalır böyle. Ay o da nasıl sızlar böyle böyle simsiyah dolar böyle derinin içerisine. Ay parmağımın içinde kaldı böyle. Allah'a şükür bir yerimi kırmadım. Yani bayağı bir de riskli alan. Çünkü kapının şeyi falan var orada böyle çarpıp dirseğini mirseğini kırabilirsin bir şey yapabilirsin. Gerçekten dikkatli olmamız gereken süreçlerden geçiyoruz. Ne yapıyorlarsa artık frekanslarla mı oynuyorlar, bir şeylerimi kurcalıyorlar? Bakar mısınız? ile başladı bu felaket. Sanatçılar bir 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 arada İrem Derici elinde serumlarla e, paylaşıyordu görüntüler. E, dikkat edin sizler de bu aralar gerçekten e, yediğinizde, içtiğinizde, bastığınız yere birazcık dikkat edin. E, dünyanın dengesi şaştı. Hiç olmayacak şeyler olabiliyor. Bazen diyoruz ya ay nasıl oldu? Bu, bu Bunu nasıl yaptı diye. Düz yolda yürürken direğe çarpıyor insan. Oluyor ya insanız. Her şey insan için. O yüzden dikkat edin diyorum arkadaşlar. Demet Akalın Demet Akalın'ı hani bazı insanlara şöyle hissedersiniz. Seveyim mi döveyim mi bilemiyorum. <laughs> Hakikaten Demet Akalın'ı sevesim var dövesim var diyerekten. Demet Akalın'ın iki tane e, haberi var bugün e, gündemde arkadaşlar. Bir ee, kızmışlar deme takalına, yardım yapmak için bile sponsor arıyor diye. Hani tatilleri Amerikalarda orada burada geziyor. Ee, yardımları sponsorların üstüne yıkıyor. Ee, başkasının eliyle el işi gibi bir şeye dönüştürüyor gibi eleştirilere falan maruz kalmış ama e, hatta yakın bir zamanda da bir öğrenciye prefabrik ev yaptırmak için bile sponsor arayışındaymış. Şimdi aslında sanatçıların böyle şeylere vesile olması güzel. Ay yaptırsın da siz de ama neye bakıyorsunuz? Tek iyilik hani birilerinin e, işi görülsün, birilerin sıkıntısı giderilsin, bir öğrencinin, bir hastanın e, atıyorum e, bazen de biliyorsunuz bu lösemillerin tedavisi ya da ne bileyim bu e, neydi o bir şey var ya 3-4 milyon dolarlık tedavi olan ilaçlar neydi o kız? Aklıma gelmedi. Yazık onlara vesile olabiliyorsa bazen bana da instagramdan yazıyorlar. Ah anacığım ben o kadar büyük fikirlere hitap etsem elimden geleni yaparım ama yani gerçekten küçük bir kanalım var ve bu konularda yardım etmek istesem de elimden bir şey gelmiyor. Ama bu sanatçılara ulaşıyor böyle insanlar. Onlara yardım edebiliyorlarsa ne bileyim birilerinin kontak kurmasına vesile oluyorlarsa sponsorla ya da ne şekilde işi görülsün de Demet'in cebinden çıksa ne olur bir başkasının cebinden çıksa ne olur. Ama tabii ki Demet'in bunu ben yaptım diye sahiplenmesi yanlış olur. Ee, ortak bir şeylere vesile olmak güzel. O güzelliği de ortak paylaşmak lazım. Bunları da söylemek lazım diye düşünüyorum. Bir de Demet Akalın çok akıllı ya kendisi uyanık. Sosyal medyadan herhalde bir gün kalkıyor bugün ne konuşsam diye e, düşünüyor Demet Akalın ve demiş ki sosyal medya hesabından yılbaşı e, kutlamak bizim dinimizde yoktur günah diyenler için siz de onlara şöyle deyin demiş. Dünyanın güneşin etrafını attığı turu kutlayacağız. Ay millete yani ay kim artık kimse bunları takmıyor yani kim kutlamak istiyorsa kutluyor kutlamak. Zaten e, yılbaşını e, bizimkiler bir dini ritüel olarak kutlamıyor ki ya da bir ne bileyim e, e, Hristiyan inancı gibi kutlamıyor ki ...bizde eğlence olsun ay han derler ya e, goy goya gır gıra bahane olsun diye. Bizdekiler o misal yani e, bu kutlamalar e, dini amaçla yapılan bizim Ramazan bayramımız, şeker bayramımız, kurban bayramımız gibi değil yani. Bu bu, bu böyle yani altında da bunun bazen art niyetli oluyor insanlar yani. E, ayrıca İsa da bizim peygamberimiz. E, tabii ki Kur'an'da da geçiyor yani Müslümanların da peygamberi İsa. Yani e, İsa'nın doğum günü kutlasalar ne olur o da peygamber neticede. Yani bunda niye bir art niyet aranılır? Ee, onu anlamak mümkün değil. Ayrıca da bu çam ağacı süslemesi falan eski ta Türklerin, Türklerden geliyormuş bu e, şeyler, ritüeller, adetler diye söylenir. Ama kimsenin de bu zamanda taktığı yok zaten anacığım. Yani kimsenin bir şeyi kutlayacağı zaman birinin lafına baktığı, aman o, bunu der, şunu der, o onlar geçeli çok oldu hayatım. Bazıları şey zannediyor. Eski kafalar bu. Demet de eski anacım. <laughs> eski kafa. yol kim takıyor? Herkes Yapmak istediğini yapıyor, yaşamak istediğini yaşıyor. Kimse kimsenin valla e, ne derler, ne nazını, ne söylemini çekmiyor bu zamanda. Bence kutlanılsın da yani yılbaşıda İnsanların böyle günlere ihtiyacı var. Bir şeyler, bir şeylere vesile oluyor. Ne bileyim işte, hadi yılbaşı, insanlar kutlanıyor. Mutluluk bulaşıcı ya da eğlenmek de bulaşıcı Birileri eğlenince sen de eğlenmeye çalışıyorsun. En azından motivasyonu düşük birileri eğlensin. İnsanlar sevilsin, gülsün, eğlensin bunda ne kötülük var ya? Bunların altında art niyet aramasınlar. Yok İslam. İslam'da asıl olmayan ne? 6 yaşında çocuklarla öyle fingirleme falan olmuyor yani. Ya da ne bileyim böyle sapkın sapkın tarikatların yaptığı yok işte bilmem ne vade suyu, madde suyu duyuyorum sosyal medyada önüme denk geliyor. Ne sapıklıklar yani bunları nasıl dinin içine empoze ediyorlar? Din de o kadar e, dokunulmaz bir alan ki insanlar da tedirgin oluyor. Bilmediği bir şeyin içerisine birileri bir şeyleri yapıştırıncası korkup itiraz da edemiyor. Neler duyuyoruz bu tarikatlarla ilgili? E, öyle olmaktansa insanlar eğlensin, gülsün, mutlu olsun. Doğamızda eğlenmek de var ya insan eğlendiği, mutlu olduğu zaman hormonları aktif aktive oluyor mutluluk hormonları çalışıyor yani yılbaşı da kutlasınlar ne bileyim e, anneler günü de kutlasınlar babalar günü de kutlasınlar öğretmenler günü de kutlasınlar kutlasınlar da neyi kutluyorlarsa kutlasınlar ama niye böyle bir şey üstüne vazife edilmiş demet akalın demet akalının kimyası bozuldu seren serengil ile görüşmeye başladıktan sonra <laughs> aynı çok Yorum geldi seren serengil mi gitsin? bir can mı gitsin yorumuna? Ay bir canı kimse sevmiyor yalnız. Ee, sereni sevmedikleri için oh olsun iyi yaptı diyenler olmuş biliyorsunuz o kavgada, o tartışmada. Ama dediğim gibi orada artık bir negatif enerji dolaşıyor. Onların e, işinin de uzun sürmeyeceği belli bir şey. Diyorum ya bu e, seren serengil kimyasını bozuyor arkadaşlarının. Bu Demet Akalın'ın da bir kimyası bozulmuş. Ne diyeceğini e, şaşırıyor. Yani Demet Akalın da artık hava yapmaya başladı. O çalıştığı yerlerle ilgili. Anam bir Demet paylaşıyor, bir Gülben paylaşıyor. O Kosta'yı paylaşamıyorlar bir nedense. Gülben de sürekli anacığım yazık o sahneden görüntüler çekiyor. Hani kalabalık, e, gırgırlı, şamatalı. Ben Gülben'i samimi buluyorum. Hani e, çalışıyor da kadın. E, bir şeyleri yapmaya da çalışıyor. Ay ne azim, ne istek kolay değil arkadaşlar sahne hele de e, öyle çok güçlü bir sesiniz de yoksa öyle kalabalıkların önüne çıkmak onları eğlendirmek motive etmek mutlu etmek o kadar kolay iş değil helal olsun yapıyor bir, bir şekilde gemisini yürüten bu zamanda kaptan o yüzden de birilerine batıyor bence seren serengil de yapsın sahne sahne sanatçısıydı canım ağırlık versin işini yapsın ben pek beğenmem gerçi Serengil'in sesini. Şey daha güzel en azından bir duygusu var. Ee, sesi güzel olmasa da bir duygusu var Gülben Ergen'in. Git sahne yap. Bu delileri çekeceğine Seren. Orada o delilerin kahrı mı çekilir ayol? Onların laf sokmaları, zılgıtları, azarlamalarını dinleyeceğine en azından ünlüsün bir adın var. Gene sağda solda çalışır. Paranı kazanırsın anacığım. Survivor e, tam hız devam ediyor. Acun bir bir kadroyu oluşturuyor. Verden Mardin, Ümit Erdim, Murat Eken derken şimdi de Yusuf Güne. Niye kadın yok ayıl? Önce erkeklerden mi başladı? Yalnız dikkat ediyorum nerede kıyıda, köşede kalmış, unutulmaya yüz tutmuş isim varsa onlar tabii baba isimleri nasıl alacak kolay değil. Bir de bir kişi iki kişi değil ki 11 kişi oradan 11 kişi oradan onları böyle e, A plus ünlülerden bulması ve o, onları oraya getirmesi imkansız ama en azından içine daha böyle bir iki tane böyle baba isim de koysun yani bu bunlar öyle çok da baba isimler değil bunlar zaten kapıda iş gelsin diye bekliyorlardı iyi oldu yani ben Yusuf Güney'i de sempatik buluyorum ayrıca İçlerinde içlerinde de en sempatikleri Yusuf Güney olmuş diye düşünüyorum siz ne düşünüyorsunuz Berdan Berdan da sempatik şimdi Allah var. Ay aklıma aldın paşa. Paşa'da bildiğiniz huysuz, aksi, sinirli, yaşlı adamlar olur ya <laughs> neye kızacağı, neye tepki vereceği belli değil. Jeylo geliyorum oraya kızım şunu havlattırma lütfen. Havlattırma ama. <laughs> o da çok anladı ya. Dedikten sonra üzücü şeyler de oluyor ama üzücü şeyleri de çok konuşmayı dillendirmeyi sevmiyorum. Ercan Saatçi. Ee, babasını kaybetmiş ve babasını son yolculuğa uğurlarken de bütün ünlü dostları yalnız bırakmamış. Allah rahmet eylesin. Bu konuyla da ilgili e, bir, birkaç şey söyleyeceğim. Bilmiyorum sizin de etrafınızda var mı? Yurt dışında yaşayanlar belki o kadar duymayabilirler ama e, enteresandır. E, günde 2-3 tane sela duyuyorum. Ve aklıma ne geliyor biliyor musunuz? Diyorum ki herhalde bu aşılar etkisini göstermeye başladı. Bize ne sıktılarsa, bizi ne yaptılarsa işte hani yavaş yavaş birden olsa infial olacak belki de böyle patır patır. Hep de ölenler erkek. Hep erkek ismi. Dikkat ediyorum günde 2-3 tane patır patır patır. Düşün bu bizim mahallede ben benim duyduğum camiden gelen yani. Etrafınızda bir dikkat etseniz ben, ben çok dikkat ediyorum böyle şeylere. Çok fazla sela duyuyorum. Çok fazla ölen var. Yani Akın akın ölüyor insanlar arkadaşlar. Birileri bunları fark etmiyor ya da fark edilmesini istemiyor. Ama bir şöyle etrafınıza bakın. Ünlülerden de öyle değil mi? Ne çok ölüm duyduk ayol. Ne kadar çok ölen var. Yani bakar mısınız genç insanlar. Bildur gençti. Hüner Coşgüner gençti. Oya Aydoğan gençti. Ne kadar çok genç yani. E, 60'ı gören gidiyor, gören gidiyor yani. Çok enteresan. Etrafımda çok fazla ölen insan duyuyorum ve bu beni çok tedirgin ediyor. Acaba aşılardan mı diye de düşünmüyor değilim. Siz ne dersiniz? Sizlerin de düşüncelerini bu konuyla ilgili merak ediyorum. Okan Bayülgen, Okan'ı severim ama Okan bazen yoruyor. Gerçekten çok yorucu. Birilerini çağırıyor. Ben videolarına tahammül edemiyorum artık. Ki birkaç kez de beni sağ olsun programına da aldı eee çağırdığı konukları konuşturmuyor hep kendi konuşuyor. Ne kadar konuşmayı seven bir insan. Okan Bayülgen çok zeki ve ha ne derler o beyin o kadar hızlı çalışıyor ki birilerini dinlemeye tahammülü biliyor. Birileri konuşurken aradan hemen lafını bölüyor, devam ediyor falan fişman. Bazen de böyle e, uçuk kaçık açıklamaları oluyor. Okan Bayülgen demiş ki estetikli kadın bana hiçbir şekilde çekici gelmiyor. Ya o da bir e, Tercih, e, nasıl sen e, estetikli kadını tercih etmiyorsan o zaman estetiksiz kadınlarla birlikte olursun. Bazıları da estetikli olmayı tercih ediyor, öyle seçim ediyor, öyle bir varoluş biçimi, öyle mutlu oluyor. Bırakın insanlar nasıl mutlu olmak istiyorsa öyle mutlu olsun. Yani yaptırmak istiyorsa insanlar yaptıracaktır mutlaka. E, ve diyor ki, e, estetik yaptırmış e, vücutlar, yapılmış yüzler bende tiksinti yaratıyor diye. Öyle Bu itici bir kelime. Tiksinti yaratıyor falan. Yani insanları bırakın. Bırakın nasıl mutluysa. Hepimizin hikayesi farklı. Hepimizin varoluş amacı farklı. Hepimizin deneyimleri farklı. Hepimiz başka bir e, şekilde imtihan ediyoruz. Benim e, karanlığım sana aman ne bu, bu da karanlık mı diye düşünebilirsin. Veya senin aydınlığın bana karanlık gelebilir. Hepimiz birbirimizden farklıyız. Hikayelerimiz de farklı. Öyle olmak zorunda. Biz istiyoruz ki standart insan tipi olsun. Estetiklisi de olabilir. Bazen ben, ben ne kadar geliştiğime ve insanlara farklı baktığıma kendim bile şaşırıyorum. Artık insanları yargılamamayı öğre, öğreniyorum. Eskiden yapardım. Bir kalıba sokardım ama bırakın ya insanlar nasıl olmak istiyorsa, nasıl mutlu ise, nasıl ee, şekilde ise veya nasıl e, inançta ise öyle olma. O onun kaderi. O onun deneyim alanı. O o şekilde deneyimlenecek. O yollardan geçerek. Ne bileyim o pirsinki takarak. O belki dövmeyi yaptırarak. Belki o farklı cinsiyetiyle. Belki o farklı burnuyla. Belki de o kabullenemediği vücudunu değiştirerek. Şişman, zayıf estetikli, estetiksiz ya ne şekilcilik bunlar artık bu çağda takılmamamız lazım. Hele de Okan gibi birisinin. Okan belki de gündem yaratmak için bakın konuşuluyor. Yani e, yıllarca hep kamera arkası görüntüleriyle insanları eleştirdin. Ne bileyim insanların mimiklerini, düşmelerini, kalkmalarını, işte Fatih'in e, karşılanmasındaki nahoşluğu ya da bir başkasının e, burnunun işte yok İstanbul Boğazı gibi falan gibi Bunların üzerinden programlar yaptın, bu şovlarla e, seni tanıdık, sevdik, para kazandın ama e, ileriye gidiyorsun Okan. Tiksindirici falan demek, yargılamak, e, insanların sevmeme özgürlüğü var, beğenmeme özgürlüğü var ama e, hakaret etme, aşağılama e, gibi bir e, özelliği ya da bir ayrıcalığının olmadığını düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Ya yaptırsın kim ne yaptırmak istiyorsa, nasıl mutlu ise. Demek ki o onunla ilgili bir sorun yaşıyor o neresiyse estetik. Hepimiz mesela ben de zamanında yaptırdım. E, Kendimde ne için yaptırdınız derseniz e, gerçekten bazen küçüktüm gerçi. Yani insanlar bazen geç olgunlaşabiliyor bir takım şeylerin farkına geç. Bugünkü aklımla bir takım şeyleri yaptırmazdım ben de. Yani o acılara da gerek yoktu, o çektiğim çileye de gerek yoktu. Ama o anda da öyle gerekti. Bunun için birisi benden tiksiniyorsa da tiksinsin yani. O yüzden estetik e, tabii ki çok genç yaştaki kızlarımız şöyle bir tavsiyede bulunabilirsiniz. Gençler yaptırmasın, yüzünüzü bozmayın, doğallığınızı bozmayın. Buna ileride daha çok ihtiyacınız olacak. Yani bir akıma uyup, bir heveslenip, arkadaşına uyup. Çünkü insanlar etkileniyor birinin e, güzellik anlayışı da çok artık arttı. Yani kusursuzluğu çok istiyoruz. Buna bizi Photoshop programları, e, ne bileyim işte iz, e, izlediğimiz dizilerdeki, filmlerdeki güzel kadınlar, e, tabii ki bu insanlarda biraz e, etkiyi yaratıyor. Bunun etkisiyle de bir takım şeyleri daha güzel görünmek, daha e, ışıltılı görünmek, daha etkileyici görünmeyi hanımlar istiyor. O yüzden e, bu kadar eleştiren bakmamak lazım diye düşünüyorum. Alişana çok üzülüyorum bu arada. Alişan şarkıcı Alişan demek ki bakın kaç bir seneye geçti iki sene mi oldu acaba tam tarihlerini bilemiyorum ama kardeşinin acısını üzerinden atamıyor bu yüzden evliliği bile bir ara sallantıdaydı çünkü kendi ailesine karısına bu acısıyla ilgili onlara eksik kalmaya başlıyordu ki eşi bu konuda hafif hafif selzenişlerde bile bulundu ama sonra toparladılar. Alişan Demek ki kardeşiyle ne kadar özel bir bağ varmış. Okurken onu düşündüm. Birisine bu denli bağlı olmak ya da bu kadar güvenmek, bu kadar bağlanmak. Şöyle söylemiş, çok özledim, çok. Bir sene daha bitecek, bak bir sene olmuş. Sensizliğe alışamadım, alışılmıyor. Yaşıyorum, nefes alıyorum, çalışıyorum, ayakta duruyorum, durmaya çalışıyorum ama eksiğim Selçuk'um. Hep eksiğim demiş. Gittiğim her yerde seni yanımda götürüyorum. Hep içimde sen, e, hep içimde sen yanımda gibi hissediyorum. E, abi sahne saatin geldi diye aramanı, abi bu ay çok iyiyiz, abi nasıl oldun, düzeldin mi diye aramalarını o kadar özledim ki diye. E, demek ki sadece kardeşini değil, iş arkadaşını, can yoldaşını da kaybettiği için tabii ki onun eksikliğini çok hissediyor. İçli bir çocuk yani... E, ama Alişan'a şunu söyleyebilirim. Bu kadar birini çok sevebileceğinin birisinin olması da güzel ya. Bu duyguları yaşamış olmak da güzel. Bazı insanlar hayatta o kadar yalnız ki ben de onlardan biriyim mesela arkadaşlar. Bazen o kadar yalnız hissediyorum ki kendimi. Kendi kendi o büyük yalnızlığıma da alışmışım. Birilerini hayatına insanın alması da zorlaşıyor. Yalnızlık uzadıkça birilerini dost edinmek, birilerini hayatına almak da zorlaşıyor. Hele de birilerine güvenmek çok zor. O tabii ki yaptığı iş gereği de çetrefilli iş, sahne işleri. Oralarda birine güvenmek, sırtını dayamak, seninle gerçekten ilgilenen birilerinin yanında olması gerçekten ihtiyacı var öyle insanların ama demek ki bu sevgiyi de yaşamışsın. Senin de imtihanın bu şekilde Alişan. Allah kimseye evlat acısı, kardeş acısı, sevdiklerin acısını yaşatmasın ama bunlar da zor deneyimler. İnsanı da acı pişiriyor ya. Acıyı yaşamayan, bir takım acılardan geçmeyen insanlar da hayatı öğrenemiyor ya. Bunu bir şey gibi düşünün. Ben öyle yapıyorum. Bu bir oyun ve ben bu oyunu acı da olsa zor da olsa oynamak zorundayım ki ta ki bu oyun bitene kadar, benim bu oyunu bitirene kadar oynamam gerekiyor. O yüzden katlanamadığınız bir acınız, sıkıntınız olduğunda onu bir oyun olarak düşünün. Ya da... E bunu tamamlamanız gereken bir oyun ya da bunu tamamlamak zorunda olduğunuz bir hikaye olarak düşünün ki e, hiçbir acı da kalıcı değil, hiçbir mutluluk da baki değil. Bunların da farkında olun. Mutlulukları ben mola olarak düşünüyorum. Hayatın içindeki mutluluklar yaşayacağımız acılardan sonraki molalar arkadaşlar. Biz buraya günümüzü gün edip sırt üstü yatıp sefa çekmeye gelmiyoruz. O acılar da olmasa o sefanın ne demek olduğunu anlayamayız. Çalışmasak dinlenmenin kıymeti olur mu? Ya da ne bileyim zorluk yaşamayan insan mutluluğun ne demek olduğunu anlayabilir mi? O yüzden her şey zıttıyla güzel. Yaradan, tasarlayan, bu muhteşem düzeni oluşturanın bir bildiği vardır arkadaşlar. En zor anınızda filmi yarıda bırakmıyorum deyin ve yola devam edin arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. O değerli yorumlarınızı yine bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşene dek. Hoşçakalın, mutlu kalın, her zaman seboşunuzda kalın.